kendilerine de birer paramıza burada plaket vermeye. Osman Başkanı'na yardımcı olurlar yani. Tesislerde dolayı kendilerine. Burada tabii ki geçmişteki başkanlar kendi beldelerinde o zamanki güzel hizmetler yapmış ve aynı zamanda da Malatya halkı ile bağdaşmışlardır. Tabii ki Malatya büyük şehir olduktan sonra bu beldeler kaldırıldı ve beldelerdeki muhtarlıklar da teke indirildi. Onun için odur budur merhabamız kesilmedi ve devam ediyor samimiyetleriyle. Bize göstermiş oldukları ve muhtarlarımıza göstermiş oldukları bu samimiyetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Osman Başkanımız da yaptığı icraatlardan, çalışmalardan dolayı ve sosyal tesislerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu hizmetlerin devamını istiyoruz. Hakikaten insanlar eser bıraktıklarında insanların isimleri sürekli kalıyor. İşte mahalleleri gezdiğimizde, şu an biz de aktif belediye başkanımız. Yay günü gittiğimizde işte İrfan Başkan'ın yapmış olduğu projeler, çalışmalar orada gündeme geliyor. İsmi yaşanıyor. Ordu'ya gittiğimizde herkese hanım çiftliğinde de gündeme geliyor. Ne mutlu isim bırakanlara, ne mutlu eser bırakanlara. Hani İslam'da da şöyle bir şey var, üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bir tanesi de sadakayı cariyedir. Yani güzel eserler bırakmak. Bugüne kadar tüm muhtarlarımız başta dahil olmak üzere belediye başkanlarımız her biri de kendince, kendi imkanları nispetinde hizmet ettikleri bölgelerde eserler bırakmışlar. Bu eserlerden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu hizmetlerin üzerine hakikaten biz de geldiğimizde güzel hizmetler ortaya çıkarmış olduk. Şu an yapmış olduğumuz hizmetler hakikaten bir il belediyesinin yapabileceği hizmetler. İşte 150 bin metrekare suyla buluşturmak, orada işte binlerce metreküp duvarların yapılması, barajın içinin boşaltılması, burada Mustafa abi en yakinen bilen kişilerden. Ama o hizmetin barajla denizle buluşturulmuş olması o bölgenin kaderini değiştirdi, değil mi Mustafa abi? Yani inşallah eski Malatya Meydanı önümüzdeki yazda bitecek. Gelen insanları biz orada misafir edeceğiz, ağırlayacağız. Bu da eski Malatya'ya çok güzel bir katkı sağlamış olacak. Ve şu an 700 konut orada inşallah önümüzdeki 5. ayda bitecek. Ve biz 250 dönümlük olan Şehit Fevzi mahallemizi tüm konutlarını 100 dönüme taşıyacağız. Yani 150 dönümlük Şehit Fevzi mahallemizde kullanabileceğimiz bir alan açacağız. Ve bu çevre yolun altının kaderini değiştirdi. Oradaki derme deresi projesi vesaireler. Yani bölgenin, daha doğrusu Battal Gazi'nin kaderini değiştirecek projelere imzalar attık. 18 bin nüfusumuz Battal Gazi bölgesinde artmış oldu. Bu işte Gelincik'ten tutun, eski Malatya'daki TOKİ'lerden tutun, Şehit Fevzi'nin dönüşmesinden tutun, Uşbağların gelişmesinden, Orduzu'nun hakikaten farklı bir Orduzu. Yani Malatya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. İşte hanım çiftliğinde çalışmalarımız var. İnşallah biz Battal Gazi'ye en güzel şeyleri kazandırmak için sizlerin sayesinde, sizlerle beraber bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii bu plaket benim için, inanıyorum arkadaşlarımız için de ayrı bir öneme ait. Niye diyeceksiniz? Belki sayısız plaket almışızdır ama. Şimdi biz yıllardır görevde değiliz, görevi bıraktık. Tabii Malatya'da yaşayan birey fert olarak böyle anılmak, yani tabii başkanım demin ifade etti. Elbette ki insan eserinle, yaptığı hizmetlerle anılır ama hizmetten ziyade gönüllere girmek. Sizler tarafından böyle gönüllere girmişsek, bugün de bize anıp da böyle bir anlamlı plaketten onurlandırdığınız için ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Ben de 10 sene muhtarlık yaptım. Sizin gibi kardeşlerin içindeydim. Bugün muhtarlar hep kardeşlik, hep hizmet edik. Burada ben herkese teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun.